Merhaba dostum, hoş geldin. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu videoyu özellikle Kadir arkadaşım için çekiyorum. Kadir dostum, aynı kanalda olmadığımız için bir takım sıkıntılar çıkıyor ama ben sana bu video üzerinden her şeyi anlatmaya niyetliyim. Öncelikle taktiğimden bahsetmek istiyorum. Bak şimdi, sana dediğim gibi ben Bovit saldırısıyla giriyorum. Yani atıcı ve wizard, büyücü anlamına geliyor. Büyücüyle saldırıyorum. Öncelikle kolay saldırıdan başlayayım. Bu adam 125 level zaten. Basit bir saldırıdan işte basit olarak bundan başlayacaktı. Şimdi bak 2 dakika 15 saniyede de 3 demeyi başarmışız. Güzel rakam. Öncelikle kraliçe yürüyüşü yapıyorum. Bu klişe zaten. Yani kraliçeden maksimum verim almak istediğim için bu. Bir de 50 level kraliçe. Arkasına 3 tane şifacı taktığım zaman güzel işleri beceriyor ama şimdi bak neden 3 tane diye sorabilirsin şifacıyı. Şifacıyı havada koyduğum zaman şifa etkisi azalıyor. Yani normalde 4-5 tane vesaire takmak birazcık askeri yönden sıkıntı yapabilir. Gördüğün gibi toplayarak girdim. Merkezde dondurma kullanıyorum. Çünkü zehir kulelere sökmediği için benlik sıkıntılar yapıyor. Şimdi bana depremi sormuşsun. Depremi sonraki maçta anlatayım ben. İnan orada uygulamanın örneği daha fazla var. Hani atıcı Bovic olduğu için askerler ölse bile yerlerine yenisi geliyor zaten şifacı ve öfkeye girdim. Şu merkezdeki bütün olayı hani şifa ve öfke kurtarıyor aslında. Yani normalde ikisini atmak her zaman sakıncalıdır ama ben aldığım 3 yıldıza bakarım yani gerisi benim umurumda olmaz. Hani şundan dolayı öfkeye attığın zaman askeri birimlerin oradan hızlı bir şekilde çıkacak ya ondan dolayı şifa genelde atılmaz. Ama öyle Arkinus gel bir de bunu bana sor. Şimdi buraya kadarki kısım okey. Yani mühim olan kısım buraydı. Zaten bizim için önemli olan videoda yani bizim için önemli olan maçta sonraki maç. Burada gördüğün gibi kraliçenin özelliği vesaire daha durduğu için güzel bir şekilde 3 yıldız almışım. Şimdi bizim için önemli olan ikinci maç. İkinci saldırı. Çünkü buradan neredeyse KB 11 max bir adam var. Yani hero'ları max değil. Onun için de savunmasını basmış. Çünkü adam 190 level. Yani 190 level olup da savunmasını basamayan biri yoktu. Şimdi öncelikle bak ben şuradan başlamak istiyorum. Depremden başlamak istiyorum. Deprem büyüme dikkatli bakarsan şu kısımlara bak yani şuna bunlara denk geliyor. Bunların can puanlarını topladığın zaman da 4500'e falan tekabül ediyor. Yani belediyeninki kaç? 6800 vesaire bir şey olması lazım işte. Yani XY'larınki de 3100 olması lazım. Hani şurada attığım bir deprem 4500 can götürüyor rakipten. Bu çok güzel bir rakam. Şundan dolayı güzel bir rakam. Tek bir büyüde şu bir buçuk tane X yayını saf dışı bırakmış oluyorsun. Ki öbür taraftan şunu da söyleyeyim. Cadılar çıkardıkları iskeletlerle çok güzel savunma tanklıyorlar ama hasar yönlerinden eksikleri var. Ve hani atış yani saldırı gücünün en fazla atış olduğu şu yerden daha da çıkmak için bu deprem yani bu büyü bence lazım. Hani bence lazım diyorum. Yani çünkü farklı saldırı taktiklerini kullanabilir. Bak bunda 1.52 saniyede 3 yıldız almışım. Taktik aslında aynı taktik. Ne değişen bir şey yok. Kraliçe taktiği. Burayı toplayarak girmeye çalışıyorum. Sağ kenardan da sol kenardan. Eğer toplayarak girmezsem askerlerim şuraya girdiği anda sağ kola ve sol kola dağılıyor. Ki bu da çok büyük sıkıntı yani. Çünkü merkeze girip bir anda merkeze börslemek lazım. Bak bu arada kraliçe yürüyüşünün aklına şöyle bir şey olsun. Hani bunu muhtemelen biliyorsun da ben sana not olarak düşeyim. Kraliçe yürüyüşünü 20 saniye yap. Maksimum 25 olsun. 30'a geldiği zaman genelde zaman yetmiyor çünkü. Ya bu ben de sana bir tavsiye ederim. Çünkü denedim, çok denedim. 20 saniye ideal oluyor. 25 saniye geçtikten sonra kraliçe yürüyüşü rakibi üçleyemeye yani rakibi süre yüzünden üçleyememe ihtimalin artıyor. Şimdi bak burada yukarıdan kraliçeyi aldım o tek başına gidiyor. Sol tarafı birazcık toplamakta sıkıntı çektim. Normalde buraları mesela toplamak için ben şey vesaire giriyorum.
Madenci giriyorum ama madencinin işlevi, yani madenciler yok oluyor. Yani buraya attığım mesela bir golem, bak şu an parçalanmış olabilir ama sonuç olarak golemit olarak bile işime yarıyor. Yani madenci girdiğim zaman topluyorum, bak topluyorum ama ilerisi için bana sıkıntı oluyor. Şimdi devam edecek olurdu. Atıcılar normal bir şekilde cadı gördüğün gibi normal bir şekilde ilerliyor. Buz büyümü vesaire kullanıyorum. Onların kullanımında herhangi bir sıkıntı yok. Burada büyük koruyucu şey zamanlamasına bastım. Barbarın canı daha fazla gitmesine bastım. Ve bak buradaki kritik noktalardan biri aslında. Buradaki zıplama büyüsü. Yani saldırı ne olursa olsun bir tane zıplama büyüsü alırım. Eğer tokmak buraya kadar girseydi zıplamayı şu kısma atardım. Ki bak yani tam şuraya atarsam şu iki kısım arasındaki yere de geçer. Güzel bir zıplama büyüsü kullanırsam şu iki yer arasındaki bağlantıyı bile kurabilirim. Bak tokmağım mesela buraya kadar geldi. Sıkıntı çektim mi? Hayır. Hani neden? Çünkü zıplama büyüm var. Zıplama büyümü bastım. Devam ediyorum. Bu arada bu saldırıyı kullanmamın diğer bir amacı da genellikle cehennemler tekli oluyor. Tekli olduğu zaman çok çok büyük sıkıntı yaratıyor diyorlar. Çünkü bitmiyor. Yani üretiyorsun, bitmiyor. Hani ne var? Bak klanlara söyledim sana zaten. Kara iksiri yönünden çok fazla bir tüketim var. Tamam doğru ama 3 yıldız istiyorsan bu şart ki senin de yanlış bilmiyorsam hero'ların zaten max yani. Yani kraliçenin hala canı full yani sırf ikisini salsam bile komple burayı alırlar zaten. Ki bayağı da bir askerim var yani hala da. Baksana ölmüyorlar çünkü bitmiyorlar. Yani bunu mesela atıcı saldırısıyla alabilirsin ama atıcıyla biraz ıkınabilirsin. Onu da şundan dolayı diyorum. Atıcı saldırısı yapıyormuşsun. Bu güzel. Ama atıcı saldırısının sınırlılıkları var. Şimdi şöyle sınırlılıklar var. Bak oraya gelmek istiyorum. Atıcıyla girdiğin zaman yani muhtemelen şu kısımlarda bir yerde diye tahmin ediyorum. Çünkü genelde buralarda tıkanıyor atıcı. Yani şu merkezde tıkanıyor. Cehennem kuleleri yüzünden bir de genellikle klan kalesini yüzünden çok çok büyük sıkıntı çekiyor ki elektro etkinliği var şu an. Yani elektro etkinliği olmasa bile genellikle havadan saldıran şeylerden saldırmakla yani havaya vurabilen şeylerle kaleye atıyorlar. Kale hani ondan dolayı sıkıntı yapıyor. Bir, ikincisi abi özellikle dev bombalar çok büyük sıkıntı yapıyor. 5 tane büyük dev bomba var. Üstüne mesela tek bomb tower var. Bomba kulesi var. Şu bomba kulesinin üst tarafına bir tane koyduğun dev bomba şu ikisinin yan yana gelmesi demek bu. Ben büyük bir ihtimalle daha şifacı bile atamadan yani şifa büyük varsa hani onu bile atamadan çok büyük sıkıntılar çekersin ki bak cehennem kulesi tekliyse atıcı saldırısı iş yapabilir ama cehennem kulesi çokluysa imkanı yok hiçbir iş yapamaz. Çünkü çok çok büyük sıkıntılara düşüyor. Yani tanklama konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyor bak. Şu kısmı alabiliyorsun tamam atıcıyla. Şuradan sonrasına yetmiyor. Çünkü şuradaki duvarlarda takılacaklar atıcılar. Buradan da savunma birimleri vuracak. Healer'ın var. Healer ne kadar işe var bilmiyorum. Yani ben saldırılarımdan çıkardığım sonuçları elde ettiğim sonuçları bahsediyorum. Atıcıların sıkıntıları var. Yoksa mesela bak ben kendi ordumda da atıcıları tutarım yani normalde. Pardon yanlış yerden yükledim. Bak. Klan savaşı ordusu 1 diye. Normalde de böyle tutarım ama hani dediğim gibi bu ordunun çok büyük sıkıntıları var. Yani klan kalesi temizleme konusunda olsun, dev bombayı oturma konusunda olsun. Hani var mesela cadılar vesaire de hani mesela cadının o çıkardığı iskeletler vesaire de sıkıntı yapmıyor ama en azından cadının çıkardığı birimler hava yani diğer birimleri tanklayabiliyor ki bu aslında önemli bir detay. Ya yoksa dediğim gibi muhtemelen kullandığın taktik de budur yani. Hani ne olur işte büyüler değişik olur. Ona da yapacak bir şeyim yok yani. Şimdi son olarak dostum sen kendi savunmanı göstermişsin. Ben de benimkini göstereyim. Bak. Öncelikle bir şey yapalım. Ondan sonra ben sana söyleyeyim. Şimdi bak benim savunmamın şöyle bir özelliği var. Burada görmüş olduğun her şey kara birliği gibi. Yani buradaki işte X yayları. Bunların hepsi kara. Çünkü genelde kara giriyorlar. Yani atış merkezi şurası. Ama benim bütün tuzaklarım hava. Bak. Görüyor musun?
Favori target, single target. Skeleton trap nerede yazıyor lan? Ha, infodan baktığımız zaman göremiyoruz ama üstüne bakınca kara mı hava mı lan bu? Gerçi onu tam bilmiyorum ama ya neyse binin, hatta şöyle yapalım. Bunlar benim hava. Yani buradan göremiyoruz galiba. Ama bunların benim hepsi hava. Yani şunların hepsi hava. O da çok davada sıkıntı çıkartsınlar diye. Bunları mesela benim hava. Onun dışında 3 tane büyük şeyim var. 3 tane büyük kahramanım var. Bunları 3 tarafa dağıttım. 4.'sü tamamlamak için şu hava Eagle Art'ları. Bunun adı neydi ya? Neyse işte bunu kullanıyorum. Hani sıkıntı çıkarmasın diye. Yani karadan girersen X yayları çok büyük sıkıntı çekecek ki X yayları bu arada bufflandı. Daha bugün bufflandı. 5. seviyesinin hasarı 100 gösteriyor ama bunun hasarı 125 oldu. Hatta dur. Onu da sana göstereyim. Nereden gösterebiliriz onu? News kısmında. Burada yer almıştı ya, aynen. Ha bak. 11 saat önce Clash of Clans'ın paylaşmış olduğu bir zımbırtı yani. Paylaşmış olduğu yama notları diyebiliriz buna bak. Archer Tower'lar nerflenmiş. Mortar'lar nerflenmiş. X yaylara bak, bufflanmış bak. 50'den 60'a çıkmış. Birinci hasar. Ben 5. seviye X yay kullanıyorum. 100'den 125'e çıkmış. Hani neyse, oraları geçiyorum. Bunların hepsi ufak diyorlar ama madem video çekiyorum sana söyleyeyim dedim yani. Saldırıya gelecek olsak, saldırı konusunda öncelikle şunu söyleyeyim. Bugünlerde ejderha eventi var, elektro ejder eventi var. Hani adam benim tuzağıma mı düştü yoksa elektro eventinden faydalanıp hani öyle hem fazladan gani kasayım hem de burayı üçleyeyim mantığıyla mı girdi bilmiyorum. Ama hani şu bir gerçek, iki türlü de olsa ben hani 3 yıldız alamayacağını bildiğim için her zaman olduğu gibi yaptığım tek şekilde izliyorum. Bu arada tuzaklarım eşit şekilde dağıtmıştım. Şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya da bir tane şeklinde. Adam toplarken topluyor bak. Orada herhangi bir sıkıntı yok. İşte tek sıkıntı buradaki hava savunmaları. Merkezden giderken hani buradaki ilk darbeye işte benim bombalarım vuruyor. Ay yarayacağım orada zaten. Bir tanesi bak. Şimdi saldırılar genelde şöyle oluyor. Onu söyleyeyim. Durdurayım. Şu kısma kadar, yani yarısın şu kısma kadar geliyor saldırı, şu kısmı genelde alamıyorlar, şu kısmı, çünkü şuraya kadar geldikten sonra 50. seviye kraliçe vuruyor, üstüne X yayları vuruyor, üstüne şu barbar kralın canı yanlış bilmiyorsam 5K falan olması lazım, aynen 5000, bu tanklarken buradaki kuleler vesaire vuruyor. Çok büyük sıkıntılar yaşıyor, o yüzden genelde saldıranlar. Ha şöyle de bir durum var. Şimdi adam mı kötü saldırmış yoksa benim savunmam iyi, ya orası tartışılır. Neden? Çünkü adamın hero'ları belli yani. Elektron seviyesi 2, ki bu arada saldıran rakip 3. adam BB12 yani. İzliyoruz yani, bak daha şuradan dağılmaya başlamış bile. Kaleden elektro çıktı. Yani. Çok çok kötü saldırı, gerçekten çok kötü saldırı. Hero'larını önce sürseydi bence her türlü daha iyi olurdu yani. Kaya balonuyla girmiş. Kaya balonuyla mı denemek istedi bilmiyorum ama sıkıntı yani. Ama bak, hadi dediğim gibi şu sınıra kadar geliyor zaten. Şu sınıra kadar geliyor. Bundan sonrasını toparlayamıyor. Bu savunmanın özelliği muhtemelen ya. 2 alıyor, 3'e gidemiyor maalesef. %78'de vesaire mi kalmış? 68'de mi kalmış? Öyle bir şey kalmış. Yani 3 alamadığı için gerisi de beni ilgilendirmiyor yani. Hero'sunu falan daha yeni atıyor. Aynen. Bu kadar yani. Geriye kalan izlemeye bile gerek yok aslında. Hani trollü bir düzen. Hava girsen bir dert, kara girsen bir dert. Tabii bir şey söyleyeceğim. Rakip takımdan bana saldırıp da yıldız vesaire alan bir şey var mı? Biri var mı? Hemen bir de ona bakayım. Kardeşim, geleceğim bugün. İnşallah.
Neyse. Sonuç olarak ben 600 almışım ama rakip takımdan birinci saldırı bakalım. Bir saldırı var zaten. Pekala. Aynen. Başka bir saldırı muhtemelen yok ya. Aşağıdan biri saldıramaz bana da. Aynen doğrudur. Hani sonuç olarak saldırı ve savunmam böyle. Ve sana vereceğim bilgiler de bu. Orduyu bir kere daha göstereyim sana. Belki alırsın, belki almazsın. Ordum da bu şekilde. Hani dediğim gibi toplayarak giriyorsun, merkezden giriyorsun. Sağ tarafı toplamak için kraliçe üstüne 3 tane şifacı, sol tarafı toplamak için bir tane golem, üstüne 2 tane cadı atarsan sağ ve sol taraf toplanmış oluyor. Sen de rahat bir şekilde giriyorsun. Hatta bak hatta izleyecek misin, izlemeyecek misin bilmiyorum. Son bir kere daha göstereyim. Ondan sonra bakarsın. Keyfine. Şu 190 level'lik adamdan başladım. Daha al yani. Level ne kadar bakalım. O 190 level adam. Yardımcı lider. Giriş yerleri farklı olabilir. Ben şu Eagle Artillery yani taktik hava savunması bu tarafta diye girdim. Bir de Klan Kalesi'ni burada göğüslemek için girdim. Hani giriş yönü olarak. Girmemdeki amaç oydu. Yoksa başka bir şey değil yani. Çünkü Klan Kalesi'yle ne kadar erken karşılaşırsam büyülerimi hani büyülerimi erken önde kur yani şu yani büyülerimi ilk girdiğimde kullanacağım için daha verimli olmasını istediğimden dolayı buradan girdim. Genel olarak giriş böyle. Hani daha da sana anlatacağım bir durum yok. Çünkü atıcı saldırısı bak gerçekten hani dişli bir rakiple karşılaştığın zaman alacaksın. Çünkü ben dediğim gibi savaş klanları vardı. Oralarda gördüm ben. Çok ama çok büyük sıkıntılar teşkil ediyor. Atıcı saldırısı. İlerleyen zamanlarda anlarsın. Neyse Kadir dostum. Ben kaçıyorum. Ya normalde bu video Kadir için çekmiştim de muhtemelen başkaları da izleyecek zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.